öyle bir şey var ki Nurgül'cüm bak. Sen nikahlıyken kendi kafana göre hareket edemezsin. Biraz eşinle oturup anlaşıp ona göre karar vermelisin. Ben kafama bak, göre hareket etmiyorum bak, Şadman Nurgül'cüm, abla. Diyorsun ki ay estiği zaman ben arkadaşımla çıkabilirim. Ama sen nikahlı evli bir kadınsın. Ben izin alarak çıkıyorum. Ben izin alarak çıkıyorum. Ama kıskanıyor demek ki ama seni. Ama kendi de izin alsın o zaman. Kıskançlığından yapıyordur. Bu o zaman ben de kıskanayım. Bak, gideyim. Dün mesela eski sanatçılarından birisiyle dışarı çıktılar. Cihangir'e gittiler. Gideyim orayı basayım. Oradan seninle bir daha görüşür mü? Gideyim. Artayım orada. Yani bir daha gider misin? Şimdi biz sizinle dışarı çıktık Seda Hanım. Yok. Şimdi Nurgül. Nurgül'cüğüm görüşür sen... Görüşür müsünüz ya? Yok, Nurgül. Yok. Ne münasebet yani? Görüşmek. Niye kendimi o duruma düşüreyim? Benim bir iki tane var öyle etrafımda. Aa baktım bir iki bak, böyle olay sevgilisi tarafından abuk sabuk işler. Hiç işim olmaz. Hiç güzel şeyler değil bunlar. Ben burada Emre'ye üzüldüm. Neden üzüldüm? Hı. Bu kadar sevgi suistimal olmaz. Nurgül baskın karakter. Baskın olduğu için yani ben dinlemem. Ama 6 senelik bir hayatınız var ben sizin. Ben dinlemem demiyorum bak Şadman abla. Bırakıp gidiyorsun ama. Dinlemem demiyorum. Nereye gidiyor Şadman abla? Var. Bak anlamıyor canım benim. Ben de senin gibi biraz baskın karakterim ama. Bak Yurdan Nur Hanım diyor ki nereye gidiyor nereye diyor. Nereye gidiyor? Mesela bir arkadaşından gece bir kahve içmeye gidebiliyor. Soruyor. Gitmemesi gerekir. Ben lan gitti, ben lan bir gece dışarı çıktı, ben lan gitti. Bir gün oldu ben zaten bu. Ben anasıyım, istedim yere götürürüm onu. Emre'yi dinlemem bile. Emre ama şimdi için... O zaman niye nikah öyle yaptı şey Emre'yi dinlemiyorsa? Öyle, arada bir dinlemesi gerekir yani. Yok, istemem. Öyle olmaz öyle şey, istemem. Hayır olmaz öyle. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Ben Emre'yi dinlememiş olsaydım, baksa da hiçbir şey yokken ortada. Diriz atıyor. Bir de düşünün ki ben onu dinlemeyeceğim. Gece saat 1'de çıkacağım dışarıda kahve. Ben eski evliliğimde arabam altında vallahi yemin ediyorum Seda'nın onda da gidiyordum. Kahve içiyordum geliyordum. Bir kere ağzından öyle bir şey duymamışım. Ben gitmediğime rağmen adamda problem var. O da adamın çok kafası, yanlış. O da yanlış. Adamın kafası sadece çünkü bana güveniyordu. Ben yapmam yani kahve içmeye arkadaşıma giderim ne var ki bunda. Ama yapmadım bak Seda Hanım. Bir sene yanında kaldım hadi biz... Bir ay orada kaldım, bir yerde böyle olsa ona yanında kaldım. Bir kere de ablama bile kahve içmeye gitmedim ya. Ablama bile kahve içmeye gitmedim ben. Bu da kötü ya. Evet bunalıyorum bir de yani. Ablama gitsem ne olacak? Bana diyor ki aman ne yapacağım bu saatte? Beni caydırıyor. Zaten başın ağrıyor senin. Allah beni, Allah. Evet evet demoralize ediyor ve yapacağım hiçbir şey yaptırtmıyor bana. Köreltiyor yani. Ya biraz önce söylediğim soğuttu gibi baştan yanlış. Evet. Dedik hep yanlış olduğunu söyledim. Baştan yanlış. Emre hatta mı ya? Emre bir sakin sakin bir anlatacaklarını anlat hakaret etmeden de. Tamam abla ablacığım öncelikle o benim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Olsun. Şöyle tamam, gidelim. Abi. Şu anda ne yapmayı düşünüyorsun Emre? Ben şunu söyleyeyim. Ben kimsenin namusuna laf söylemedim. Sadece yanlışa yanlış, doğruya doğru. Bunu söyledim. Dedim ki yanlış. Emreciğim ne yapmayı düşünüyorsun? Ben bugün adliye gideceğim. Ve ben oradaki büyüklerimden, annelerimden, herkesten özür diliyorum. Çocuk. Az önce sinirime yenik düştüm. Ama her insanın zoruna gidiyor. Neden biliyor musunuz? Hı. Karşındaki insanlar sana hep hakaretname konuşuyor. Normal konuşmuyor ki. E biz de sinirleniyoruz. İnsanız, erkeğiz, gururumuz var. Dokunuyor bize yani. O yüzden ben de yani sinirime hakim olamıyorum. Yani karşımdaki insan bana düzgün konuşsa ben de ona düzgün konuşacağım. Hep özür dilerim abi herkesten. Sen git tedavi bugün ol de, bence. Bugün de gideceğim. Bugün de gideceğim. Bugün de adliye gideceğim. Boşanacağım. Herkes kendi yoluna. Yolu bahtı açık olsun. Allah gönlüne göre versin. İnşallah zenginlikler Harun kadar zengin olur. İş ama şu anda biliyoruz. Yani ne kadar çok hızlı zengin olanların sonucunu da biliyoruz. Allah inşallah onlardan eylemez. Yani ben
Bu saatten sonra ablacığım gerçekten kendimi düzeltmeyi düşünüyorum. Allah yolunda hacca gitmek istiyorum. Yemin ediyorum size düzgün bir eş nasip etsin Allah bana. Güzel bir çocuğum olsun, evlenim, yuvam olsun. Ben kendi kabuğuma çekilip benim hiçbir şeyde tarakta gözüm yok abla. Ben aferin. Kendi yuvama, ben aile babası olmak istiyorum. O yüzden evlendim zaten. Aile babası olmak için evlendim. Nurgül'den de aile babası olamıyoruz. Nurgül'ün istekleri farklı, arzuları farklı, düşünceleri farklı. Hiçbir şekilde karşılıklı biz birbirimize değiliz, göre değiliz. Ne yapıyoruz? Birbirimizi üzüyoruz. Birbirimizi incitiyoruz. O yüzden herkes kendi yoluna, yolu bastı açık olsun. Diyor ya açmayacak, açacağım. Bugün açacağım ablacığım. Biz bu süreci takip edeceğiz zaten. Sana da bir arkadaşımız eşlik etsin. Bu süreci takip etmemiz lazım. Ekran başındaki izleyicilerimizin de merak ettiği bir durum bu. Ne olacak diye. Ama sizden ricamız bu durumu güzel idare edebilmeniz. Efendice eğer ayrılınacaksa, yollarınızı ayıracaksanız da bu işi efendice halletmeniz. İki taraf için de söylüyorum. Nurgül için de, senin için de Emreciğim. Ve anneleri karıştırmadan. Bu sizin ben meseleniz. Ben asla siz beni bak şimdi. Kurban olduğum. Ablam, Seda ablam ben sizin için ölürüm, evet, canımı veririm. Siz beni az çok tanıyorsunuz, biliyorsunuz. 83 milyon. Ben bugüne kadar 2,5 senedir yanınızda kaldım. Beni evladınız olarak gördünüz, sahip çıktınız. Ben asla orada bir büyüme karşı hiçbir şekilde saygısızlık yapmadım. Yapmam da benim karakterimde bu yok. Yani ben şunu düşünüyorum, önce Allah'tan sonra kadınlardan olduğumuzu düşünüyorum. Yani önce Allah sonra kadınlar. Kadınlar bizim cennetimizdir. Yani ben o yüzden kadına kadın gibi davranmak, o belki sinirine hakim olamıyor, beni kırıyor. Ama artık birikmişlik var, ben de dayanamıyorum. Yani ben de biri bana bir şey söyleyince ben de ona tepki veriyorum, ona cevap vermek zorunda hissediyorum. Erkeğim dokunuyor artık, yoruldum da abla. Ağla ağla gözümde yaş kalmadı. Çektim, yemin ediyorum çektiğimi vallahi billahi daha olsa böyle çatlar yerinden oynar ya. Çok çektim, çok çektim. Seda Hanım böyle işte yapıyor yapıyor, bağırıyor çağırıyor, sonra hiçbir şey yokmuş gibi. Ya o anda sinirime yenik düştüm. İşte ben kadınlardan şey olduğuma inanıyorum zaten. Kadınlar çok kutsal. Bu hiçbir şey daha bak. Şu anda kendinde değil, kendinde olsa böyle bir vaaz verir. Allah! Böyle kendinin böyle prenses olduğuna inanırsın yani. Bunu çok yapıyor. Seni bir... manipüle ediyor. Evet. Bunu yapıyor asla, yani. Asla. Asla. Biz... Evet, kadınlar yemin ediyorum. Böyle. Kesinlikle öyle. Kadınlar bir çiçektir. Her zaman bunu da söylüyorum. Önce Allah'tan sonra kadınlardan olduk biz. Onun yüzden kadınları cennet annelerin ayağının altındadır. Sen de bir annesin. Ben seni de incitip kırmak istemiyorum ama sen lütfen bana karşı şu süreçte oraya çıkıp da yok mekanı almadılar. Beni yok, anlıyor musunuz Seda Hanım? Şimdi beni anladınız mı? İkimiz de birbirimizin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İyi neyse yani, şu raddeye gelmesi de güzel. İnşallah yürüdük. Değişmez. Öyle mi? Ya işte 5 dakika içerisinde değişme bu hale değişme gelmiş yok. Bir insandan ne bekleyebilirsiniz Seda Hanım? 5 dakika sonra ya bak 2 gün yanındaydım, prenses gibi davrandı bana. Sonra pazartesi burada kendine atom bombası yaptı, yukarı indi aşağı. Ya anlatabiliyor muyum? En fazla 2 gün sürüyor bu durumu. Yani benim de beraber, sinirlerim neden, bozuluyor. Beraber tedavi olalım neden, dedi onu da yapmadınız. Ağzı söylüyor, asla şeyde bir şey yok yani. İcraat mı yok? İcraat yok bak, ehliyet alacak 6 senedir. Gitti, yazıldı, sınava girdi. Hala ehliyet alacak. Bak yine oradan anlayın. Yine aynılarını yapıyorsun. Yani böyle bir istikrar yok. Bir şey değil canım bu söylediğinde bir şey yok yani. Senin icraatta geçmemenden bahsediyor Emre. İstikrar yok. Bir şeye başlıyor, akşam başlıyor, sabah yok yani. İstikrarsız. Hayatıyla alakalı çok istikrarsız. Nasıl güzel. Ben oldum, senin gibi bir kadını i̇stikrarsız çektim. İstikrarsız olmasın her güzel. Her gün içime attım, evlendim. Anladın mı? Ben bir adam olduğumu çok iyi biliyorsun. Çok çalışkan bir adam olduğumu da çok iyi biliyorsun. Yani şöyle çalışkansın. 3 saat çalışıyorsan 15 saat yatmak istiyorsun mesela. Öyle çalışkansın. Hayat öyle bir şey değil evet, Emre. İnsanlar sabah 9'da işe gidiyor. Akşam 6'ya kadar çalışıyor.
artı cumartesi çalışıyor, sadece pazar günleri var. Sen hayat tamam. Haftada bir gün çalışıp 6 gün yemek tamam. istiyorsun. Çalışkanlık böyle bir şey değil. Ya hayır hayır. Zeki oğlumu buradan anlayabilirsin. Sen benim her gece ne bak. Kadar para kazandığımı çok iyi biliyorsun. Her gece günlük 5.000 lira, 10.000 TL Zeki paralar bu. Kazanıyorum. Ben çok büyük paralar. Zeki. Çok ciddi paralar Zeki. Bunlar Türkiye şartlarında. Çalışanlar Zeki değillermiş. Biz bu paraları bu zekiymiş. Bunu zeki olarak. Efendim Semra. Asla evet, en düşünmüyorum. En zeki sensin. Bir sakin, sakin. O kadar zekisin ki benim gibi bir kadını 6 senedir hayatta duruyor. Sen çok zeki bir adamsın. Doğru söylüyorsun. Ben Emre'ye sormak istiyorum. Emre'cim özrün kabahatinden büyük. Aşırı kıskançsın. Abla ben ben ondan özür dilemedim. Ben ne için özür dilerim biliyor musun? Ben saygısızlık böyle tepki verdiğim için özür dilerim. Ben boşanma konusunda kararlıyım zaten. Ben hayır, o konuda özür dilemedim ki. Niye ben böyle sakin konuşacağım, ben siz beni yanlış anlıyorsunuz? Emre iki gün önce geldin, ne dedin? Nurgül'e gerdanlık alacağım, jip alacağım. İki gün sonra tekrar gelip yine o teklifte bulunur musun? Tutarsızsın, çok tutarsız. Hayır, asla, asla, asla. Bulunur mu? Kabul etmiyorum artık. Gelir mi? Gelip Nurgül, hadi canım. Ah, efendim Ayşe. %200 bulunur, hatta gelir. Yurdanur anneciğim. %1500 gelir bulunur. Kendi annemden daha değerlisin. 100.000 kere özür dilerim. Yani asla şimdi jipin yanına tekrar villayı kıymetli. Koyar. Villayı da koyacak jipin yanına. Asla. Sonra tekrar iki tane işe girecek. Yani ama Emre lütfen yapma. Anne, 5 dakika önce ne dedi? Dubai'de jeti olan prensesle evlenecekti. Ay o kadın da kim sen? Tamam saygı. Bu arada inanıyor. Yazık ya. Vallahi yazık. Benim ölüme giremez. Emre bitti. Benim. Ama annem var ya, bitirdiyse bitirir. Ben zaten girmek istemiyorum. Asla. Bir dakika dinleyelim. Efendim Emre? Abla. Ya ben böyle sakin konuşunca siz beni niye yanlış anlıyorsunuz? Öğleden sonra kameranız hızınızı gönderin. Beraber gidelim adliye. İşlemleri başlatalım. Ben sakin konuşmam. Ben kendi kişiliğimle Emre. Alakalı. Kişiliğimi bozmak istemiyorum Emre. Bu süreçte. Yani onlar gibi mi olayım? O yüzden öyle mi inanırsınız benim boşanacağıma? Yani boşayacak. Biz ayrılsak ben da sakin davranma. Söz bir saniye. İki gün sonra ben. Gelecek. Söz. Benim kapıma Nurgül lütfen barışalım yine diyecek. Ayrılsak bile yapacak bunu. Ben işte orada sinirlendim. İşte sinirime yenik bunu düştüm. Bunu söylediğin için kaybediyorsun. İşte bak bunu söylediğin için kaybediyorsun. Bunu söyledin söyledi ya. Ki ben yine kapına geleyim. Bunu söylediğin için kaybettin. Bu yani. Bunu söyledin. Ben bu saatten ben sonra. Ben bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar her zaman kendini vazgeçilmez zanarlar. Ama en çok ben ayrılanlar, mutsuz olanlar, ben değerliyim. Kendimi seviyorum. Sen kimsenin beni sevmesine ihtiyacım yok. Kimsenin beni benim değerli de yok, hissettirmesine benim de yok ihtiyacım yok. Ben kendimi önemsiyorum her şeyden önce. Senin beni Nurgül. Önemsemem çok da önemli değil yani. Senin şimdi de bunu algılaman lazım. Çok öyle. Şimdi o Nurgül, zaman ben boşanıyorum senden farkında mısın? Bugün mü gidiyorsun yarın mı? Bizden birisi gelsin, bu süreci takip etmemiz lazım. Sen boşanın, ben senden boşanıyorum diyebilmek için de boşan da sen de. Allah rızası için boşan, Nurgül. Boşandım de. Kurban kes, dana kesmezsem. Önce dinlemeyi öğren. Bunca, tamam mı? Önce dinlemeyi bunca öğren. Zamandır seni dinliyorum ben. 6 yıldır. Senin yalanlarını dinliyorum. Önce dinlemeyi öğren. Artık diyorsun benim tahammülü kanlımı, sinirlerim bozulmuş. İnsanlıktan çıkmışım. Beni artık hiçbir şeye tahammülüm... Beni bu hale getiren sensin ya. Sensin. Nurgül. Seni istediğin yere getirdim. Bu saatten sonra hayatında başarılar diliyorum. Aslında istediğin yerde de değilsin de sen kendini öyle zannediyorsun da. Emre bugün mü gidiyorsun yarın mı? Bugün abla. Bugün müsaadeniz varsa gönderin ablacığım. Tamam Aydoğan abi gönderecek. Ondan sonra gidelim bir adak adayalım. Bir adağımızı keselim. İmkanımız varsa da önümüzdeki hemen bir hacca gitmek istiyorum. Çünkü gerçekten yaptığım hatalar için Cenab-ı Allah'a o kadar çok utanıyorum ki. Yani kendimi affettirmek istiyorum. Çünkü böyle bir kadın yüzüne çok günah işledim.